Esselamu Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Atayırt. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bültenimizde Doğu Türkistan'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminde yaşanan önemli başlıkları sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Her yıl 21 milyon ton doğal kaynak gasp ediliyor. 2022 yıl içerisinde Doğu Türkistan'dan demir yoluyla Çin'e kaçırılan doğal kaynak miktarının 201,7 milyon tondan aştığı bildirildi. Çin rejimi sözde bir kuşak bir yol ticari planı kapsamında Orta Doğu ve Avrupa'ya açılan stratejik öneme sahip Doğu Türkistan'da çok sayıda hava yolu, demir yolu ve karayolu inşa ederek çeşitli doğal kaynakları talan ediyor. Çin propaganda ajansı sözde Xinjiang gazetesinin 25 Aralık tarihli haberine göre Çin demiryolu şirketi Xinjiang şubesi yılbaşından bu yana Doğu Türkistan'dan demiryoluyla Çin'e kaçırılan doğal kaynak miktarını 201,7 milyon ton olarak açıkladı. Ancak gözlemciler Doğu Türkistan'dan sömürülen kaynaklara ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu, yağmalanan kaynakların açıklanan miktarın kat kat üstünde olduğunu söyledi. Bilgilere göre Çin demiryolu şirketi Xinjiang şubesinin Doğu Türkistan'daki yıllık taşıma hacminin 2028 yılında ilk kez 100 milyon tonu aştığı, o gündür şirketin taşıma hacminin her yıl 100 milyon ton bazında arttırıldığı bildirildi. İşgalci Çin rejiminin 2022 yılı itibariyle Doğu Türkistan'dan sömürülen kaynakların Çin'e sevkiyatını 200 milyon tonun üzerine çıkardığı iddia ediliyor. Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından zengindir ve Çin, Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan'ın farklı kaynaklarını çeşitli isimler altında yağmalıyor ve Çin'e kaçırıyor. Çin'de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin ardından Doğu Türkistan'dan Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan'daki kömür rezervleri, Çin'in toplam kömür rezervlerinin %37'sini oluşturmaktadır. Petrol ve gaz rezervlerinin de Çin'in toplam rezervlerinin %25'ini oluşturduğu bilinirken, bunlardan hariç Doğu Türkistan'da rüzgar ve güneş enerjisi teknolojisi kullanım alanında da ön planda. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin'in %40 enerji talebini karşılayan bölgede üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 5'te 1'i, Çin'in ise %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkı yoksul ve geride bırakılarak köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen noktadaysa küresel çapta boykot ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya. Çin sınırları yeniden açılırken diğer ülkeler üzerine kapatıyor. Çin, sıfır Covid politikasından vazgeçmesiyle Ocak ayı başlarında sınırları yeniden açmaya hazırlanırken, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Çin'den gelen yolcuları test etmek veya kısıtlamak için önlemler uygulayacağını duyurdu. Japonya, Çin virüsü Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği Çin ana karasından gelen yolcular için sınır kapısı önlemleri uygulamaya başlayacak. Japon hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de Çin virüsü Covid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesine yönelik açıklaması sonrası önlem alıyor. Başkan Kishida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada virüs vakalarının Çin ana karasında artmasına yönelik endişe taşıdıklarını belirtti. Çin'e ait kamu ve özel kuruluşların açıkladığı vaka sayılarındaki farklılığa dikkati çeken Kishida, detaylı durumların anlaşılması zor ve Japonya'da endişe artıyor dedi. Japon Başbakan, Çin virüsü Covid-19 hastalarının ülkesine hızlı akışını önlemek amacıyla Çin ana karasından gelecek yolculardan virüs testi isteyeceğini kaydetti. Japon hükümeti Çin virüsü nedeniyle 2 yıldan fazla süre ülke sınır kapısında uyguladığı sınır önlemlerini Ekim ayında kaldırmıştı. Bloomberg'in haberine göre ABD'li yetkililerin Çin'in salgına dair açıkladığı verilerin doğruluğuna dair endişeleri bulunuyor. ABD'li sağlık yetkilileri bu kapsamda Çin'den gelen yolculara yönelik bazı Çin virüsü Covid-19 tedbirleri uygulamasını değerlendiriyor.
Öte yandan Hindistan'da Çin'den gelenlere yönelik yeni Çin virüsü tedbirleri açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Yeni Dehli yönetimi bu ülke üzerinden seyahat eden yolculara COVID-19 testi yaptırmaları zorunluluğu getirdi. Malezya'da Çin virüsü COVID-19 tedbirleri arttırılıyor. Çin'deki COVID-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından Malezya'da da ilave tedbirler açıklanırken Malezya Sağlık Bakanlığı halka hatırlatıcı doz aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Aktu'da deprem yaşandı. Çin deprem gözleme ve internet sitesine göre 26 Aralık'ta Doğu Türkistan'ın Kızılsu Kırgız bölgesine bağlı Aktu ilçesinde yerel saatle 15:17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Merkez üssü derinliği 10 kilometre ve enlemi 39.25 derece kuzey, boylama 73 derece 65 derece doğu 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandığı, Çin medyası depremle ilgili herhangi bir yaralanma veya mali kayıp bildirmediği aktarıldı. Çin deprem ağına göre son 5 yılda Üçtürpan bölgesine merkez üssü 200 kilometre mesafede 3 ve üzeri büyüklüğünde 99 deprem meydana geldi. En büyük deprem 19 Ocak 2020'de 5.2 büyüklüğünde Artuş'ta meydana geldiği biliniyor. Değerli izleyicilerimiz, haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.